Anamına çıkın akşamdan ben çadırma da her şeyi hazırladım. Biz yaylada bir yayla işi yapalım. Yiyelim içelim. Oldu. 9 oğlak 8 kuzu getiriyorum. Erinde yiyeceğiz. Oldu. Var mı bir şey? Oldu. Oldu. Hadi görüşmek üzere. Gel. Gel. Ben 1948 doğumluyum. Yaşım 64. Burası Toparlar'ın Yeşil Vadisi. Biz orada hayvan otlatıyoruz. Şimdi biz bu hayvancılığı bayağıdan beri yapıyoruz. 8-10 senedir. Önce biraz kamyonculuk yaptık. Yüzümüz gülmedi. Bıraktık. İflas ettik. Şimdi hayvancılık yapıyoruz. Hanımla beraber. Oğlanlar, kızlar işlerinde. Herkes kendi işinde çalışıyorlar. Nasıl olur? Hani orada ottan. Verdim ben bir balya. Bir balya vermiş. Yedim onu, yiyor değil mi? Yiyor, yiyor. Tamam, oradan ben su taksi gidecek hem de. Çıtır çıtır yiyor ya. Bu bizim çiçek baba ereni Ağustos ayının 4. haftasının perşembe günü. Yürüyüş çıkılır. Orada aşağı yukarı 300-500 hayvan kesilir. Herkes bir ada vardır. Orası ermiş kişiler yatağı derler. Atalarımızdan gelmiş söz. Çiçek molla diyorlar. Çiçek molla diyorlar. Hanım da biliyor o. Şimdi evet. Ama ermiş adam var ama yok. Orasını biz bilmiyoruz. Yine sahibi bilir. Biz atalarımızdan geleneksel olarak geldiği şekilde biz de aynı hareket ediyoruz. Ala da verin barutumu saçmamı. O adamın ölüsünün cenazesini oraya defnetmişler. Onun mezarı diyorum ama bizden yanı karanlık. Gözümüzde yani görmedik. Bazı kitabı bulunmuş orada deniyor. Bazı kitabı bulunmuş i̇şte diyor. Ama çok... gözümüzde görmediğimiz için biri bir şey dese tamam deyip geçmek zorunda kalıyoruz. Yine de doğrudur. Çiçekli bir mollaymış. Yani yanlış anlamış. Çiçek hastalığı bulan bir mollaymış bu diyorlar. Bizim duyduğumuz böyle. Çiçekli bir mollaymış. İşte karşıda Çaldağ var. Onun da varmış bir evliya ama böyle bir atışmaya girmişler, top atışına. Çaltacak diye bir mahalle var. Bu Karaçam dediğimiz yere geldim ya oraya. Oraya böyle atışma yaptığında işte bunun çiçekli mollanın topu oraya ulaşmış ama onunki o yolda kalmış, yarı yolda. Hatta orada var yani. Şu Çaldağ deriz, Fethiye'nin üstünden bunlar birbirine top atmış. Attığı top en azı 5 tonluk taş yuvarlak halde. Bizimki oradanı vuruyor bu bizim Sandaraz Dağı, Çaldağ'ını vuruyor. Üstünü böyle bölüp geçiyor. Yarı şimdi orası eksiktir. Yarı yerini göçürüyor. Onun attığı, atmış olduğu top bizim yol yarıda kalıyor. Şimdiki ziyaret edilen yerde cenazesi bulunmuş, oraya defnedilmiş. Vade de o şekildeymiş. Ben nerede bulunursam, ölüm orada bulunursa oraya beni defnedin şeklinde. Vasiyetname'de bulunmuş. Göktaş fırla diyor Eren dillerdi bize savaş olduğu şimdi, yere oradan. Ben, Eren top atıyor dillerdi. Orada içmek yok, küfür etmek yok, bir şey yok değil mi? İnancımız onlara oraya dua etmek. Sen gel de siz binin bakalım taksiye. Oldu. Zeytine meykine sinek girer, zeytini bile ört durmuş. Ben iki gelen torunlarım var. Hanım var, hanımefendi, benim çoban arkadaşı, soluk yoldaşı. Bununla hep beraber bineceğiz arabaya. Önce buradan oğlakları katacağız. Orada yükleri hazırladı oğlanlar, gelinler. Onları katacağız. Allah izin verirse bugün saat 2:30-3'te Çiçek Baba Eren'indeyiz. Az önce telefon etti şuradayken birader, anamına biz de çıkıyoruz dedi. O birader, şu ileride konuştuğumda, o da gelecek. 92 yaşında anam,
eline daha dini kalmadı. Evvelallah jet gibi. 9 çocuk anası. Genelde önce hep yayın çıkılıyordu ya. Bir gün önce çıkılıyordu. Bir gün önce çıkmayanlar gece yarısı giderler. Sabah erken oraya çıkmak şartıyla çıkıyorlardı hayvanlarla. Katırlar, eşekler, hayvanlarla böyle gidiyordu. O zaman atla. Atla, katır ve merkeple. Oraya çıkamadık mı yol yarıda yatardık. Sabah hareket ederdik. Evden çıkardık, yol yarıda çıkardık, yatardık. Yaya. Gece. Araba yolu yok. Sabah namazına daha önce giderdik. Oradan Çiçek Baba'ya çıkardık atlarına. Orada adaklarımızı götürürüz. Çiçek Baba'ya gideyim, işte oraya evliye gideyim, bir kurban keseyim diye niyet alıyorsun. Ne pahasına olursa olsun oraya gidiyorsun yani, onu yerine getiriyorsun. Çocukluğumuzdan beri çıkıyoruz. Rezilliğine dayanıyoruz. Sularımızı atlara sarıyoruz. Odunlarımızı sarıyoruz. Yol yarıda gece yatıyoruz, çıkıyorduk. Araba yolu yokken. Beni bildi bileli. Orası Sandıraz Dağı. Şimdi esasında haritada bile Sandıraz Dağı geçer. Biz buradan arabayla hayvanlarımızı sarıyoruz arabaya. Buradan yayla yolundan yollarda pınarlar, çeşmeler vardır. Çeşmelerden suyumuzu alırız. Yiyip içeceğimizi buradan alırız. Ondan sonra saat 2'ye 3'e Eren yanına varız. Buradan yürüyüş tarzımız bu. Saat 12'de yola çıktık toparlardan. Tabii yollarda istirahate de geldik. Yollarda biraz rezil olduk. Olmamızın sebebi yollarımız bozuk. Şimdi biz bu Sandıraz Dağı'na, bu Eren'imize her sene çıkıyoruz, her yıl. Ne kadar da zor olsa, yaya da olsa çıkmaya meraklıyız. Bizim Otmanlar, Beybası, Çayhisar, Pınarköy, Karaçam, Ağla, Yaylaköy deriz. Ağla. Bu Köyceğiz'in yöresinden, toparlardan, yangıdan, zeytin alanından. Ama bu yöreden çıkmayan adam, Ortaca'dan çıkmayan adam olmaz. Dalaman'dan bile çok adam gelir. Aramadığın adam orada bulur.
akşam soğuk. Onun için ben torunlarımı da getirdim. Gelinlerimi getirdim. Annem var 92 yaşında. O da geldi burada. Allah'ın izniyle ben çadırda onları üşütmeyeceğim. Odunu da getirdim. Burada yatacağız. Yarın sabah daha neşel olacak. Bütün köylüler gelecek. Allah'ın izniyle bu gece buranın ayazını çekmezsek huzur edemeyiz. Benim oğlanın 3 tanesi çıktı. En büyük, en küçük. Süleyman Ortan. Hep bunlar. 9 tane çocuğum var. 4 kız, 5 oğlan. Evliye diyorlar işte biz. Ne bilelim. Evvel zamanından beri, ata sülaladan beri bunu duyuyoruz. Adak diye çıkarıyorlar. Cenab-ı Allah kabul etsin onu, ne bileceğin. Her sene devam eder bu. Muğla'dan gelirler, Denizli'den gelirler, çok yerden gelirler, Eskire'den gelirler. Daha şimdi ancak az toplandı. Bak yarın sabahla çok toplanır adam. Biz hiç aramızı boşlamayız. Ziriyatımızı yaparız. Taze kuzu dedin. Daha bunun kuzlaması olacak değil mi lan? O ateşi burada az daha yanı versin de ama ben onun bir tel bula bu ha. Çoğu zaman çıkarız yani. Ben çıkmasam kardeşlerim çıkar. Bu olada böyleydi. Geçi güttü. Bunun için bir gün evvel gelsek daha iyi diyoruz yani. Dağlara geçsek diyoruz. Gezdik değil mi şu dağlara bir iki saat. Bunun için bir gün evvel geliyoruz. Yok, eskiden yayan gelirdik biz. Ta şu aşağıda erdik de. Sabah yakın çıkarız. Yayan gelirdi. Sen o zamanlar daha güneşli olurdun yani. O zaman nasıl? Herkes birbirine muhtaç. Şimdi herkesin aracı var. Kimse kimseye muhtaç olmamış gibi. Herkes giden geliyor. Yani arada bağımsızlık olmuş oluyor. Yani evvel öyle değil. Evvel intibak çok iyi. Mesela benim eksiğimi senden alayım. Senin eksiğimi benden alıyorum dediğin gibi. Şimdi kimsenin kimseye işte muhtaç olmamış oluyor değil mi? Gelmek kolay ama. Ben 47 doğumluyum. Nohusterli yazılmışım. Fabrika çıkışım 47. Çobancılık, arıcılık mesleğim. Bu Sandıraz Dağı'nda bittim, büyüdüm, gezmediğim, dolanmadığım yer yok yani bu av diye, çobanlık diye bu dağlara çok 100 metreden geçmediğim semt yok yani. Şöyle böyle 40 sene eksiksiz geldiğim vardı. Burası Çiçek Kuba'ya, burası bir evliya ziyareti yapmış oluyoruz biz. Son perçeme işte kesiyoruz bir şeye adayız. Önce Allah rızası için, peygamber şefaati için deyip kesiyoruz yani kurbanımızı. Eskiden rezillik ya, şimdi rahat yani. Yayan geliniyormuş o zaman. Eşeklerle, hayvanlarla yürüyüş yapılıyormuş aşağıdan yukarıya. Şimdi araçlarla suyunu, odunu koyuyorsun, buraya geliyorsun. Bak şimdi buraya Allah yardımcı olur. Böyle vasayetler bozulmaz, işin rast gider. Evliya ziyaretine geldiysen, Allah rızası için diyeceksin. Hani evliya ziyaretine niyet edip gelirsen, işin hep rast gider. Atalarımızdan gelmiş, aynı devam ediyor ya. Allah tarafından bir şey olmasa. Ulaşımı olduktan sonra gitgide çoğalıyor yani. Eskisine bakınca daha kalabalık, daha neşeli. Gençler biraz daha eğlence falan yapıyor kendi arasında. Daha güzel oluyor. İnsan illa gönül borda olmasını istiyor. Allah izin verirse geliyorsun, vermese gelemediğin zaman da olur yani. Buranın oksijeni yüksek, insanın içi yani çekiyor yani burası. Gelmek istiyor. Bir fişek atmış buradan. Düştüğü yer turban olsun demiş. Türkiye'yi bu adam kurtarmış.
Bundan kabili bu orada. Bundan ziyaret ediyoruz biz bunu. Öyle olmasa burada cami millet toplanmaz. İşte böyle tüveyi çok sever. Evveli Eren Eren'e top attığı için silahla birbirine irtibat veriymiş diye önden gelen kişiler böyle silah attığı için atarlar. Yani atan çok olur. Aynen mezar şeklindedir ama kafası kıbleye bakar. Uzun, aşağı yukarı 40 metre uzunluğunda, 30-40 metre arasında. Böyle 3-4 metre ininde taşça çevrili. Ya burada çipu beleni diyorlar. Çiçek bu beleni. Yani çipu dağı deniyor. İşte şunu da Evliya'nın mezarı diyorlar. Yani her yerin bir şey ettiği yeri var ya, bir geleneğe görene. Yani bu geleneğe görene bizim burası iptal etmemeye düşünüyor. Her yıl sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah çoluğumuz çocuğumuzu devam ettirin. Akkuyruk Salmaz Dağmış bunun biri. Biri de Ula Dağmış, üç molla aynı adam. Onunla bir güç denemesi yapmışlar bunun Akkuyruk Salmaz Dağ'ınla. Akkuyruk Salmaz Dağ ben de kasa gibi taşı göstermiş. Ben at demiş bu. O bir atıyor, sazağın altında damdır vardır. Orada diyorlar, ben taşı görmedim. İki tane büyük taş. Onun attı, araba gibi taş bunların attı. Böyle ufak taş değil. Oradaymış. O taşlar oradan geldi diğer atalarımız. Sonra buna gelmiş sıra. Sen at demiş. Attığında onun meskenini, yani olduğu yeri dağıttırıvermiş bu. O zaman Arapçada dransın demek, sen benden fazlasın çiçek molla demeymiş yani. Ha sandras oradan kalmış yani, dransın demekten. Sandras da ondan kalmış yani. Burada geliyorlar işte, dua ediyorlar, hayvan kesiyorlar. 200 ile 500 arası devamlı mal kestiler bu arada ortalama. Ha. Bir de şunu söyleyen, yarın bu arada bir tane sinek olmaz bak. Bu hayvanın olduğu yerde hiç sineksiz, bir saat olmaz sinek. Yarın Cenab-ı Allah her tarafı, evet bir tane sineğini o gün için mucize gönderme her Cenab-ı Allah. Bir gün için orada sinek göremezsin. Ertesi gün, başka gün bunlara gelemezsin sinekten. Bir tane sineğini göndermez. Böyle bir mucizeleri var bana göre. Mesela ben evlendiğim zaman buraya geldim. Mesela kurban kestim. Dedim ki Allah'ım dedim. Benim bir oğlum bir kızım olsun. Evliyanın adıyla biz Allah-u Teala'dan istiyoruz bunu. Dedim bir oğlum bir kızım olsun. Ve inanır mısınız birer yıl arayla bir oğlum bir kızım oldu. Hani onun için hiç kaçırmamak için elimden geleni yaparım yani. Her sene buradayım. Ya bir gelen zaten her yıl buraya ister gelmeyi. Mutlaka. Bir yıl ister. Çünkü bir şey diliyorsunuz. Yani bir eksik mutlaka bir şey oluyor yani. Çekiyor yani bura. Malının, paranın kazandığın, yıllık kazandığın paranın bir bel bereketini görmen için bu bizde, bak dedemiz geldi, oğlundan gördük. Şimdi biz çocuklarımızı getiriyoruz. 5 aylık çocuğum. O ondan görecek. Benden o derken bu evliyamızı ziyarete geliyoruz buraya. Ama bir de bir inanç var yani. Bir paramızın beli bereketi görüyor. Şurada kanı uçuruyoruz. Hani derler ya bir damla kan işte 10 tane ölüme bedeldir. İşte biz bunun inancıyla bir de gelip hem yaşantımızın, paramızın kazasız belasız hayatı bir yıl geçirmek adıyla o inançla gelip bu işi tamamlayıp gidiyoruz. Boynun yanı az bir toprak oldu da. Burada adak ve burada hayvan kesenler birer parça et ayrı, kalbinde ne çıkarsa kesen de kesmeyen de orada bir sofra oluruz. Yer içer bir dua ederiz. Ondan sonra bu paylarımızı oraya toplarız. Sofra vaziyetinde toplanır orada bir sofra oluruz.
yemek yer, dua ederiz. Ondan sonra herkes serbesttir. Meslem ilaçper. Hiç başka meslem yok. Olmuşum, bitmişim Köyceğiz'in Yangı köyünün Ağlı mahallesi. Oralıyım. Bora'nın gelişini de soracak olursan, Bora'sı Çiçek Baba, Çiçek Baba Eren'i diye adam bu. Evliye, yetişmiş bir evliye. Şimdi senin yanında bir arzan var. Hastasın ya, çorun çocuğun olmayı bir şeyler, çocuğun bilmem elbisesine, hasta çocuğun ora korsun, para korsun. Hani dualar okursun, üç defa dolaşırsın orayı da, bak gördüğün herhalde. Şimdi ben babaannem yürüyemedi, dizlerinden yürüyemediği için ben indirdim. Sonra şeyimizi, DNA'mizi koydu, dua okuduk. Kendi çamındı koca adamı, bir tane daha getirmemişsin de. Aklıma gelmemiş. Yani sen, ben onu sen alırsın. Orada kalmaz o. Onu başka fakirler alır buradan. Toprak atarsın, tarlana atarsın, evine koyursun. Bel bereket. Bereket bunda ya. Bu olmasa biz yaşar mıyız? Bu toprak da çok faydalı, çok uğurlu diyorlar. Uğurlu. Bu toprağı taşıyan kişi hasta bile olmaz diyorlar. Başucundan toprak alır adam, bir mendiline bağlar, götürür veya evine koyar. Veyahut her hayvanını... yıl çıkan hasta olmuyor. Her sene devam edersen oraya hasta olmasın. Ama bizimki duymuyor. Bu inanç, inanç olmazsa sen ne işin geldi bora? Bir inanç. Evvel oranda inancın varsa öyle. Sen ben öyle dala vere, vala vere edip de geleceksin, gelme. Dursan da inancın varsa öyle gel. Ziyaretine öyle gel. Eğer bir fakire biz ziyaret edeceksen, vereceksen, gönlünden vereceksen hiç konuşmadan fakirin birine ver. Bu gelenek ancaksın herhalde 3. Dünya Harbi olur da bu memlekette adam kalmasa o zaman biter. Başka zaman bitmez. Hiç olmasa benim torunlarım, evveli dedem varmış buraya çıkmış diye onlar çıkar. Oğlanlarım, kızlarım çıkmasın. Bunu da bileceksin.